Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mutfaklarımızda her yemekte kullandığımız kuru soğanın alt kısmındaki köklerinin bulunduğu bölgede nasıl taze soğan yaparız bunu göstermek istiyorum. İlk önce kuru soğanımızı şekildeki gibi 1 santim içerisinde bu şekilde kesiyoruz. Daha sonra kestiğimiz bu soğan parçalarını herhangi bir saksıya da dikebilirsiniz. Ben şu anda böyle bir plastik bir meyve kabının içine dikimini yapacağım. Kabın içine toprağımı doldurdum. Toprağı doldurduktan sonra ilk olarak iyice nemlendiriyoruz. Soğanları şekilde görüldüğü gibi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu işlem bu kadar basit. Şimdi gelin soğanların gelişim aşamalarına bakalım ve daha sonrasında da büyük bir saksıya nasıl ektiğimi göstereceğim. Arkadaşlar aradan 10 gün kadar geçti ve soğanlarımız bu şekilde 2 tanesi görüyorsunuz. Bu şekilde yaparak sürekli mutfağınızda kullandığınız soğanları böyle değerlendirebilirsiniz. Yalnız buradaki kap küçük olduğu için soğanlar cılız bir şekilde büyüyor. Bunları büyük saksılara almamız gerekiyor. Veyahut da bu şekilde olduktan sonra bunları alıp bahçeniz varsa bahçenize dikebilirsiniz. Bahçesi olmayanlar için de balkonunda bir saksıya direktmen bu şekilde dikimini yapabilirsiniz. Bir müddet sonra çıkacaktır. Ama bahçeye direkt kestiklerinizi bahçeye koymayın. Çünkü orada sürekli sulayamadığınız için bunlar bu şekilde büyüyemiyorlar. Kuraklıktan dolayı kurudukları için soğan çıkamıyor arkadaşlar. İlk önce evinizde nemli bir toprakta bunları bu şekilde fide haline getirin. Daha sonrasında da bahçenizde toprağınıza dikin. Bahçesi olmayanlar için de şöyle bir yöntem yapabiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz talaş ve torf karışımı arkadaşlar. Yalnız buradaki talaş reçineli ağaçların değil, kavak, kayın gibi reçinesi olmayan ağaçların talaşı. Buraya yaklaşık 3-4 ay önce normal bu şekilde kelle soğanları dikimini yapmıştım ve 3 aydır 4 aydır bizim taze soğan ihtiyacımızı sürekli karşıladı. Ama artık şu görüyorsunuz soğanlar ömrünü tamamladı ve şimdi çıkan yeşil yaprakları cılız ve bu şekilde hastalıklı oluyor. Bunların yenilenmesi gerekiyor arkadaşlar. 4 ayda bir yenilememiz yeterli arkadaşlar. Eğer evinizin balkonunda yapıyorsanız şöyle bir sistem yapın. Bunları sökün. Buradaki talaş torf karışımına bir miktar gübre koyabilirsiniz. Solucan gübresi tavsiye ederim ben. Solucan gübresi koyduktan sonra soğanları tekrarlayın, tazeleyin ve yıl boyu taze soğan ihtiyacınızı karşılarsınız. Ve yıl boyu taze soğana para vermezsiniz arkadaşlar. Yine bu talaş torf karışımına dışarıdan alacağınız küçük arpacık soğanları da dikebilirsiniz. Ama arpacık soğanın kilosu bugünlerde 40-50 liralarda. O nedenle hiç para vermeyin. Bu şekilde kestiğiniz her soğanı, sonuçta her gün evde yemek yapılıyor. Kestiğiniz her soğanın alt kısmını direktmen bunun içine gömün ve yıl boyu taze soğan ihtiyacınızı karşılayın. Buradaki soğanlar ömrünü tamamladı. Bunun için yeni bir saksı yaptım ben arkadaşlar. Şimdi bu yeni çıkmış soğanlarımızı onun içine dikelim. Bu saksımız da bu şekilde. Yine içeriye balkonumuza su akmaması için altına bir poşet koyuyoruz. İç kısımlarına da bu şekilde kartonlarla döşedim. Hem fazla suyu bu kartonlar emecek. Zaten talaş fazla suyu çok fazla kartonlara bırakmayacaktır. Yan kısımlarına da yine böyle kartonlar koydum. Hani şu şekilde eleştiriler aldım. Plastik olmasından dolayı eleştiriler geliyor. Yalnız buradaki kullandığım plastik poşetler gıda teması uygun poşet arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yine de poşete temas etmemesi için her tarafını kartonlarla döşedim. Şimdi o soğanların sökümünü yapacağız. Oradaki talaşı solucan gübresiyle karıştırıp bunun içerisine dolduracağım ve bu yeni soğanlarımızı da bunun içine dikeceğiz. Arkadaşlar bu kalan soğan parçalarını da görüyorsunuz iç tarafları çürümüş, artık ömrünü tamamlamış. Bunları çöpe atmayacağım. Bir poşete biriktirip bahçedeki kompost kutuma götüreceğim. Yine bunları da geri dönüştüreceğiz. Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Her şeyi topraktan aldığımızı toprağa geri kazandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi doldurduğumuz talaş ve torf karışımının içerisine Arkadaşlar solucan gübresi koyuyoruz. Bunların kesin bir ölçüsü yok. Göz kararı bir şekilde solucan gübresini koyabilirsiniz. Ne kadar koyarsanız koyun. Solucan gübresinin bir zararı yok. Bitkinizi yakmayacaktır. Besleyecektir. Ha, şu da var. Çok fazla koyduğunuzda çok daha iyi olacak diye bir şey yok. Belirli bir ölçüde bitki ihtiyacı kadarını alacaktır. Şimdi neden talaşa ektiğimi soranlar oluyor. Toprağa ekim yaptığım zaman toprakta küçük küçük böceklenmeler ve sineklenmeler oluyor. Ama talaşta bu tarz hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Balkonda çok sağlıklı bir şekilde soğan yetiştirebiliyoruz. Hiçbir şekilde sineklenme ve böceklenme olmuyor. Şu soğanımızı da sökelim. Bakın köklenmeleri nasıl olmuş. Görüyor musunuz? Hiçbir şekilde arpacık soğan yok. Soğanın alt kısmından olan hadise bu. Şimdi dikimlerine geçelim. En zevkli kısımlarından biri de bu. Soğanı koyacağımız yeri ilk önce su koyup nemlendiriyoruz arkadaşlar mutlaka. Arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Yine yorumlardan aldığım şöyle şeyler var. Hani bu tarz kasalara değil de düzgün saksılara neden ekim yapmıyorsunuz diye. Emin olun en güzel saksıları da alacak imkanım var. Ama burada benim maksadım bu işi insanlar para harcamadan evinde nasıl yapabilir? En düşük bütçeyle bu iş nasıl olabilir? Bunu hedefliyorum. Yani herkes yapabilsin. Sadece yani bir saksıya 30-40 lira verip sonra toprağa 20-25 lira verip yapabilenler değil de şu kasa her tarafta ücretsiz bir şekilde bulunabilecek bir şey. Talaş yine keresteciler sitesine gittiğinizde ücretsiz bir şekilde bir torba talaş alabilirsiniz. Yani yine soğanlar, yemeklerde kullandığımız soğanların arka kısımları. Her bütçenin yapabileceği, herkesin yapabileceği şeyleri hedefliyorum ve bunun için uğraşıyorum. Yoksa tabii ki gidip en güzelinden cafcaflı veya ahşap saksılar yapıp onlarda da yetiştirebilirim. Önemli olan buna herkesin ulaşabilmesi. Şimdilik soğanlarım bu kadar arkadaşlar. Her yemekte kesildikçe burayı dolduracağım. Yine ileriki videolarda son durumunda sizlerle yine paylaşırım. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olarak beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.